Bugün Türkiye'de iktidar partisi milletin gündeminden tamamen kopmuş ve uzatmaları oynar hale gelmiştir. 31 Mart seçimlerinde Titanic gemisi buzdağına çarpmıştır ve çok ciddi şekilde su almaktadır. Bu gidişle yapılacak olan ilk milletvekilliği cumhurbaşkanlığı seçiminde Titanic gemisinin batması kaçınılmazdır. Milletimiz 31 Mart'ta iktidara bir sarı kart gösterdi ve seçim sonrasındaki özellikle ekonomik gelişmeler de dikkate alındığında milletimiz kırmızı kartını hazırladı. Yapılacak olan ilk seçimde iktidara kırmızı kartını da gösterecektir. Ana muhalefet partisi ise memleketin acil çözüm bekleyen meseleleri varken Mustafa Kemal Atatürk'ün malzeme edildiği polemiklerle gündem değiştirme operasyonlarına gönüllü olarak katılmaktadır ve iktidarın arayıp bulamadığı malzemeleri aslında iktidara vermektedir. Bu gibi polemiklerle, bu gibi olaylarla milletimiz çaresizliğe itilmeye çalışılıyor ve deniyor ki ya bu ekonomik açıdan sizi perişan eden iktidara mahkum olacaksınız ya da 28 Şubat geri gelecek. Başka bir çareniz yok. Ya 28 Şubat'ı tercih edin ya da bu iktidara dişinizi sıkmaya devam edin görüntüsü verilmeye çalışılıyor. Bu görüntüye bu olaylar hizmet ediyor ve ana muhalefet partisi de bu olaylara maalesef malzeme taşıyor. Yeniden Refah Partimiz ise gündemin, ülkenin sorunlarından uzaklaşmasını engellemek üzere vermiş olduğu kanun teklifleriyle, mecliste vermiş olduğu kanun teklifleriyle, yapılan basın toplantıları ve açıklamalarla, her hafta yayınladığımız Siyasi İşler Başkanlığı raporlarımızla gündemin, milletin gündeminden uzaklaşmasını engellemek ve aynı zamanda da çareyi, çözümü ortaya koymak üzere çok ciddi bir çalışmayı yapmaya devam ediyor.